Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yani çarşıya, pazara, alışverişlere yakın olan bir bölgedeyiz. İki tane bitişik nizam, 300 metrekare arsa içerisinde iki tane bitişik nizam villa tanıtacağım size. Ön taraf gördüğünüz gibi, bir de arka taraf. Ön tarafın bahçesi biraz az olduğu için arka tarafı göstereceğim sevgili arkadaşlar. Hep beraber gidiyoruz. Bak girişlerimiz ayrı değerli dostlar. Yani ön tarafa giden villanın girişi karşı tarafta, burada gelen villanın girişi de burada. Böyle gördüğünüz üzere süni çim dediğimiz bir şeyle koridor oluşturmuş ve devam ediyoruz. Arka bahçeye doğru gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Villamızda panjur sistemleri mevcuttur. Sineklik sistemleri mevcuttur. Ses ısı yalıtımı vardır. Bahçesi geniştir değerli arkadaşlar. Bana göre çok güzel bir konumdadır. Hep beraber bahçeyi dolaşalım. Binanın dış cephesinde Sinan Bey size göstersin. Ondan sonra evin içerisine gidip detaylı size bilgi vereceğim. Değerli arkadaşlar, bahçe alanımız bu kadar. Tabii salonun ön tarafında varanda alanımız mevcut. Varanda alanımız da bu kadar gördüğünüz üzere. Değerli arkadaşlar, burada ısı pompası dediğimiz sistem buraya bağlanıyor. Panjur sistemlerimiz mevcut. İskanı alınmış. Kat mülkiyeti yapılmış. Harika bir villa. Şimdi Sinan Bey ile beraber biz içeri giriyoruz. İçeride gereken detayları sizlere anlatacağım. Değerli arkadaşlar, direkt salona giriyoruz. Gördüğünüz üzere 48 giriş yaptık. Salon kısmı gördüğünüz gibi yaklaşık 48 metre kare, açık mutfak olmak üzere. Hemen buraya bir sürme kapımız mevcut. Gördüğünüz üzere varanda alanına çıkıyor. Kapıyı kapatıyorum değerli arkadaşlar, daha rahat görme açısından. Şurada bir alçı dekorasyonla bir şey yapmış yani. Kitaplık, çiçek, vazo gibi. Bu gördüğünüz yerlerde televizyon ünitesi buraya bağlanacak değerli arkadaşlar. Hemen mutfak kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Beyaz lake mutfağı kullanmış. Hemen şurada fırın yerimiz mevcut. Set üstü ocağımız buraya gelecek. Dablomaz yerimiz burada. Kullandığı bankoda granit banko kullanmış. Evye de granit olmak üzere kullanışlı bir mutfak kısmı. Tabi aradaki 15'e 10 bir seramik kullanmış değerli arkadaşlar. Burada da bulaşık makinesi yerimiz, buzdolabı yerimiz mevcut. Tabi ters ışık yani ledler verilmiş. Ledler sarı mavi tarzında güzel bir dizayn edilmiş. Tabi merdiven altından biraz bahsetmek istiyorum. Merdiven altında da el yüz yıkama yerimiz mevcut. Tabi vitrifiye malzemeleri daha gelmedi. Klozet yeri, Hilton dolabı, el yüz yıkama yeri mevcut. Buralarda en kısa zamanda montajı yapılacak. Değerli arkadaşlar, salon kısmımızı gördük. Dışarıda yeterince anlattım diye düşünüyorum. Varanda alanımız, bahçemizi gördük. Şimdi yukarıya doğru çıkarken merdivenden biraz bahsetmek istiyorum. Alın kısımlarına siyah granit, üstüne bilezik beji dediğimiz bej mermerinden kullanılmış, spot lambalar verilmiş. Tabi sigorta kapakları falan daha gelmedi. İskanı alındı. Bunlar da en kısa sürede tamamlanacak. Aynı zamanda bunda unuttum sanırsam, kat kaloriferi sistemi tamamen döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. Dolayısıyla doğalgaz ne zaman gelirse boru falan da uğraşmadan direkt bağlantıyı yapıp çıkabiliyorsunuz. Evet, şimdi mermerden yukarı çıkarken burada alüminyum korkuluklarımız kare tarzından güzel ankestrit gri şeklinde yapılmış. Yani renk uyumu çok güzel olmuş değerli arkadaşlar. Hemen burada merdivenin başında da led ışık verilmiş. Koridora çıkıyoruz. Birinci kata çıkarken ufak bir koridorumuz var. Direkt karşıda banyomuz mevcut. Banyoya girmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere burada banyonun içerisinde bir vasıta saçımlı bir penceremiz var. Şu gördüğünüz alanda da duşakabinimiz tempur camdan gelmek üzere duşakabinimiz olacak. Klozet yerimiz burası, Hilton dolabımız burası. Banyomuz fevkalade geniş, ferahtır. Gördüğünüz üzere prizler de kapaklı. Banyoda ıslak zemin olduğu için prizleri de kapaklı kullanmıştır. Hilton dolabının üzerine de floresan tarzında bir tane lamba konulmuş. Hemen karşı tarafa birinci odamıza geçelim değerli arkadaşlar. Birinci yatak odamız şu şekilde. Yaklaşık 18 metrekare. Tabii arkadaşlarımız alçı boya dekorasyon üzerinde ustalar bu binayı yapan arkadaşlar. Alçı dekorasyonu gerçekten çok güzel yapmış. Yatak başlarına güzel dekorasyon verilmiş. Şurada gördüğünüz varyen şeklinde priz anahtarlarını yerleştirilmiş.
Değerli arkadaşlar, şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Şurada gördüğünüz alan güvenlik kamera sistemleri. Tabii kayıt cihazını buraya koyuyorsunuz. Burada saklı bir şekilde dolap tarzında bir şey yapılacak. Dışarıda güvenliği sağlayabilecek. Tabii odanın içerisinde de şuradan geçip de bir balkonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Şöyle bir balkonda Sinan Bey göstersin. Her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcuttur. İnternet bağlantıları mevcuttur. Altyapısı tamamen bitmiş. Kanalizasyon çalışmaları sona ermiştir. Dolayısıyla popüler bir bölgedir. İkinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci yatak odamız da bu şekilde. Hemen ön tarafında Fransız balkon dediğimiz hani sürme kapıdan yapılmış Fransız balkon tarzında bir şey verilmiş. Orta yere bir spot lamba konulmuş. Ters ışık verilmiş değerli arkadaşlar. Laminat parkesi gerçekten çok güzel, derzi bir şekilde, yani Çamsa'nın laminat parkesini kullanmış. Beige tarzında süpürge eleklerinde anketsiz griden kullanmış. Tabii iç kapıları da söylemeden geçmiyorum. Son derece kaliteli ve güzel kapılar kullanılmış. Müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Çatı katını. Onu da siz değerli dostlarımıza göstermek istiyoruz. Aynı şekilde spot lambalarımız, alüminyum korkuluklarımız, merdivenimiz mevcut değerli arkadaşlar. Hemen çatı katına çıkarken ilk kapı odaya giriyor. Diğer kapı hem banyo hem terasa çıkıyor. Tabii ben önce bir odayı tanıtayım. Üçüncü odamız değerli arkadaşlar. Gene son derece geniş, ferah, çok güzel bir şekilde yapılmış. Eksiklerimiz var tabii. Vavyen tarzında burada yatak başlarındaki ışıklar, lambaları daha gelmemiş. Yatak başları şu şekilde konuluyor. Televizyon sistemi gene karşı tarafta. Burada gördüğünüz üzere yine sürme kapımız, Fransız balkonumuz mevcut. Son derece şık, güzel, kaliteli bir işçilik yapılmış değerli arkadaşlar. Tabii dediğim gibi odadan çıkarken bir genel banyomuz daha mevcut. Hemen Sinan Bey şurada bir göstersin. Vitrifiye malzemeleri gelmedi. Vitrifiye malzemeleri hani en kısa zamanda, bugün yarın malumunuz biliyorsunuz yasaklar var. Dolayısıyla o yüzden biraz gecikti. Onlar da en kısa zamanda gelip takılacak. Değerli arkadaşlar, şimdi çatı kısmına çıkıyoruz. Teras kısmımız bu şekilde. Tabii müşteri isterse bunun üzerine pergüle atılıp kapalı yaşam alanı yapabiliyorsunuz. Kış bahçesi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii ses sıyalıtımlı yaklaşık 25 metrekare terasımız mevcut değerli arkadaşlar. Güzel bir yapı, kaliteli bir işçilikten yapılmış. Bu arkadaşlarımız gerçekten inşaatın, yani çekirdekten yetişme. Kendileri de alçı, boya, dekorasyon üzeri çalışmalarını yapıyorlar. Villalarını ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sevgili arkadaşlar, bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli dostlar, gerçekten fiyatlar yüksek, arsalar pahalı. Evet, bugün size tanıttığım villa 300 metrekare arsa içerisinde 2 tane bitişik nizam villadır değerli arkadaşlar. Ön taraf değil, arka tarafı tanıttım sizlere. Tabii ön taraf 1 milyon 100 bin TL sevgili arkadaşlar. Ön taraf caddeye bakan 1 milyon 100 bin TL. Şu anda üzerinde bulunduğum, tanıttığım villanın fiyatı da 1 milyon TL sevgili arkadaşlar. Pazarlığa açığız tabii, bu liste fiyatı. Umarım beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.